Sevgili hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan daha tekrar merhabalar. Efendim, ta Moskova'dan 2,5 saatlik bir yol yaparak Rusya'nın ortasında sevgili kardeşim Aziz 91'in yanına geldim, Yekaterinburg'a. Gelmişken de sizler için ilk defa kanalımda göstereceğim bir Türk berbere geldim. Şöyle beni maymundan insana çevirsin, fulada sırada saçlarımı da kessin, her türlü muameleyi yapsın arkadaş. Bakalım içerisi nasılmış, ben de ilk defa geleceğim. Burası Moskova'dan saat olarak 2 saat ileride, onu da belirtmek isterim. Düşünün, Türk berberi için zaman bile değiştirdim arkadaşlar. Hadi buyurun girelim. Ama arkadaşlar, unutmadan söyleyeyim, videonun başında lütfen yorumlarınızda aşağıya şenlendirin, abone olmayı ve like tuşuna, yani beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Adamı çalışıyorken yakaladık. Hadi soyunup dökünelim. Evet beyler, şimdi maymundan insana döneceğiz. Ömer bizi adam edecek. Sonra da muhabbetimize devam edeceğiz. Ve Rusya'da her yerde olmayan şu olay çok güzel arkadaşlar. Öne doğru Türk usulü lavabo böyle. Hadi Ömer'cim. Şöyle buyur abicim, otursana zahmet. Kendimi memlekette hissedim. Buyurun. Я не поздравляю с праздником. Господин Эдуард, как дела? Лучше всех. Нюхать приехал. Все закрыто. Все закрыто. Да, вот посмотри, они все отбирали. Это Мартин, на обжан, где? Обдюрум, 2022'ye girelim artık beraber. Ben 90'larda kalmışım. Ömer bende makara yaptı arkadaşlar. Billur geçti benimle. Abi, hadi bakalım. Ben böyle bir tıraş yapsam beni Türkiye'de döverler. Vallahi döverler. Hadi bakalım, sonucu biz de görelim. Şimdi Ömer'cim, sen kaç yılına geldin buraya? 2014. 2014'te geldin. Evet abi. Evlilik yoluyla mı yoksa? Ben hanımımla Antalya'da tanışmıştım. Hmm. Kemer'de. Otelde çalışıyordum. Orada tanışmıştık. O benim ailemle tanışmaya gelmişti. Davet etti. O zaman vize sorunu yoktu. Evet. Rahatlıkla girip çıkabiliyorduk. O zaman gelmiştim buraya ailesiyle tanışmaya. Öyle kaldım. Peki burayı açalı ne kadar oldu? Üçüncü yılıma girdim. Üçüncü yılına girdim. Evet abi. İnsanlar nasıl? Ruslar nasıl karşılıyorlar? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Rusya'da çok millet var. Uluslararası insan çok. Yani evet. Sovyetlerden kalma Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, yani öyle söyleyeyim, Kafkas milleti. Biz de burada çok had safhada. Sadece Rus olarak söylemeyeyim ama bütün her yerden müşterimiz var. Bunun içerisinde Türk milletimiz de dahil. Evet. Şey, bizim Aziz'in öğrencileri geliyor mu sana? Aziz 91'in buraya getirdiği Türk öğrenciler. İnanır mısın? Havalimanından inen direkt buraya geliyor. Ya da güzelmiş. Evet. Ya Türk berberinde olması, hele ki Yekaterinburg küçük bir şehir. Evet. Ve de yakın olman çok iyi. Bizim Moskova'da da var Türk arkadaşlar. Fakat çok bana çok uzaklar. Hatta ben hiçbirini çekmedim bile. Yani daha ilk defa Rusya'da bir Türk berberine geliyorum. O da Yekaterinburg oldu yani. Ben ilk geldiğimde bir ve iki salon vardı berber shop adı altında. Yani çok az ya, Türk'tük. Ya ona da uyuz oluyorum. Berber shop, berber shop, berber shop abi ya. Bu bildiğin işte bu brand ya abi. Dünya aynı fast food gibi düşün yani. Normalde berberiz. Yani hiçbir farkımız yok. Nasıl Türkiye'de saç kesiyoruz, ağda yapıyoruz, maske yapıyoruz. Bütün her şeyi devam ediyoruz burada. Peki sen Rusları keserken değdiriyorsundur da mutlaka istemeden. Devesini değdirme abi.
Nasıl tepkiler acaba nasıl oluyor? Ben hep böyle uzak çalışıyorum abi. İşimi garantiye alıyorum. İşini garantiye alıyorum. Moskova'da hanımlara tıraş oluyordum. Ya bazen kadın da denk geliyordu. Şimdi kadın var göğüs olarak küçük. Kadın var göğüs olarak büyük. İster istemez kadın değdiriyor. Yani koluna, orana, burana. Bu geriye yaslama. Gerçi burada geriye yaslama şeyleri yok da. Senin dükkanda yok galiba. Hayır, biz koltuğu geriye çekip şey yapıyoruz. Burada onlar çok fazla önemsemiyor. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, Rus halkı ustalıkta çok geride. Yani Rusya'da usta bulmak çok zor. Türkiye'deki tabii çıraklık sisteminde bu çok önem var. Çünkü sen kim bilir kaç yaşında girdin bu işe. Yani işte baban kaç yaşında verdi? Ortaokul bitti. Burada öyle bir şey yok. Yok, burada 30 yaşında da insanlar gidip kurs adı altında, abiçenya diyorlar. Kurs adı altında burada eğitim alıp 3 aylık ondan sonra ustaymış gibi bir sertifikayla devam edebiliyorlar hayatlarına. O da zaten bizim çıraklar bunlardan daha iyi kesiyor abi. Senin sertifikalarını gördüm, Türkiye'den aldım. Onlar burada geçerli mi? Akçeliyor mu yani? Sertifika değil abi, onlar ben lise mezunuyum, saç bakım güzellik uzmanı. Meslek lisesi diyor. Evet, ben meslek lisesi mezunuyum. İş yeri aç. Evet. İş yeri açma belgesinde ama şeyden oluyorsun sen bildiğim kadarıyla, berberlik şeyinden değil mi? Hayır, tamamen okul veriyor. Öyle mi? Tabii meslek lisesi mezun olduktan sonra iş yeri açma belgesi hem iş yeri açabiliyorsun hem eğitim verebiliyorsun. Bunlar aynı zamanda burada akçede ediyor çevirttirdiğin takdirde. Kesinlikle. Aklınızda olsun beyler. Ya arkadaşlar buraya gelmek isteyenler. İş vize alacağın zaman belgeni soruyor. Kalfalık, ustalık, çıraklık. Ya çıraklık yok, belgesi de özür dilerim. Kalfalık, ustalık. Gerçi artık kalfalık da bitiyor. Direkt ustalık belgesi veriyorlar diye biliyorum. Şimdi bizim arkadaşlar videoyu seyredenlerin kafasında deli sorular. Kaç para? Kaç para kazanıyor? Paranın anasını ağlatıyor mu? Çok para kazanıyoruz abi. Türkiye'den iyi mi? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yekaterinburg gibi bir yerde çok iyi diyorsun yani. Yani gelişmemiş bir ülke olarak da söyleyeyim. Dördüncü sırada herhalde bildiğim kadarıyla Yekaterinburg. Ya da beşinci sırada. Ülke önce değil, şehirden bahsediyorum. Şehirden bahsediyorum. Evet. Nüfus yoğunluğu olarak galiba en kalabalık dördüncü şehirdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İyi diyorsun. Üçüncü şehir. Evet, üçüncü şehir. Peki şöyle bir şey var. Tamam. Türkiye'de insanlar çalışıyor. Evet. Hani prosent yüzde alıyorlar falan. Evet. Burada nasıl oluyor iş? Şimdi çalıştığımız yere bağlı. Eğer bir Rus firmasında çalışıyorsanız onların kendi anlaşmalı ödeme yöntemleri var. Ama bir Türk berberinde çalışıyorsanız yüzdeye devam. Anladım. Düşük fiyatları çalışıyor bizim kuaförlerimiz. İstanbul olsun, efendime söyleyeyim Antalya olsun. Antalya'nın tabii şeylerinden bahsediyorum. Normal vatandaşın yaşadığı yerlerden. Turizm yerleri tabii ki çok yüksek fiyatlar çekiyorlar euro üstünden. Evet. Türkiye ile burayı karşılaştırdığında buranın yüksek mi normal mi sence? Hakkını alabiliyor musun? Hakkını alabiliyor musun? Trend olarak konuşursam moda anlamında son zamanlar Türkiye çok iyi yerlerde. Hı hı. Gerçekten. Artık eskiden mesleğimiz para etmiyordu. İnsanlar şimdi artık daha iyi mesleği bilenler yani ustalara para vermek istiyor. Evet. Yani Antalya'da 50 liradan başlıyor saç kesim mesela. İstanbul'da mesela AVM merkezleri var. İsmini bilmiyorum. Zorlu Center herhalde olması lazım. 500 TL'ye saç keseni duydum. Duydum sadece. YouTube'da falan gördüm. Böyle çok popüler yerler de var. Normal bir berber burada normal. Normal bir berber. Usta belgesi olan bir berber. Yani aç kalmaz. 1000-1500 dolardan aylık maaşla çalışır. Hemen bizi kapın yemeyin ben. Peki sana bir şey soracağım. Şimdi dükkan senin. Evet abi. Hiç mafya gelip ver ulan bana 1000 dolar. Sen verecek bana 1000 dolar dedi mi? Yok abi hiç karşılaşmadım. Abi işte yalan yok yani. Yok abi. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Yorumlarda görüyorum insanlar yazıyor. Orada mafya var geliyorlar çöküyorlar bilmem ne. Hiç başına geldi mi öyle mafyatik olay? Yok abi. İnan bir şey söyleyeyim mi? 5 yılı geçti buradayım. Yolda bir kimse bana nereye gideni bir sormadı yani. Ne güzel. Herkes kendi haline hayatına devam ediyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Ruslar sakal tıraşı olayına nasıl bakıyor peki? Jiletle? Biz öğrettik abi. Uzun sürdü ama öğrettik. İlk başlarda bedavaya yapıyorduk. Ciddi misin? Evet, kampanya yapmıştık abi. Peki nasıl? Hoşlarına gidiyor muydu? Bizden sonra tabii değişti. Bakış açıları falan her değişti. Şey bir alışkanlık aslında. Ben buraya ilk geldiğim yıllarda sevgili arkadaşlar böyle berber shop falan yoktu. Normal düz berberler vardı. Sonra 2010'dan sonra bir furya oldu böyle.
garip garip yerler açılmaya başladı. Biraz stil, içeriği biraz dekore ediyorlar falan. Biraz da yüksek fiyatları haliyle. Daha yeni yeni aslında burada başladı ve Ruslar bir şeye alıştın mı, Türkler gibi tutuyorlar, bırakmıyorlar. Mesela bizde cep telefonu hastalığı başlamıştı ilk zamanlar, hatırlarsanız. İlk önce herkes alamıyordu. Sonra herkes de moda olmaya başladı. Deli gibi kullanmaya başladı. Ruslar da öyle. O yüzden her zaman derim, Ruslarla Türkler birbirine çok benzer. Birbirine yakın iki millet derim abi. Aramızda hiçbir fark yok. Gerçekten sadece ne zamanki Türk halkı Rusça öğrenmeye başladığı zaman, ne zamanki Rus halkı Türkçe konuşmaya başladığı zaman emin olun arada hiçbir fark yok. Birbirimize çok benziyoruz. Evet, çok benziyoruz. Ama bunu kabullenmeyen insanlar var maalesef. Milliyetçiliği bir bitirmemiz lazım bir kere. Çok kötü. Şu milliyetçilik bir bitsin abi. İnsan insandan bir üstünlüğü yok. Öyle. İnsan insanın üstünlüğü sadece bu bir takvada, yani dinde. O da Yaradan'a en yakın olan o. Yani en çok ibadet eden, bu bütün dinlerde aynıdır. En çok ibadet eden insan insandan üstün kılıyor. Başka da hiçbir özelliğimiz yok. Onun için bence milliyetçiliği bırakıp tamamen işimize odaklanalım. Yani ekmek bile pişiriyorsan en iyisini pişir. Ya ben bunu gördüm. Azerbaycanlı ile Ermeni evet. Ticaret yapıyor. Evet. İşin içine para girdi mi çok iyi geçinen iki insan oluyorlar. Zaten dünyanın şu an bütün kuruluş sistemi para. Peki Ömer, efendim? Konudan konuya atlıyoruz da bu Rus erkekleri genelde, ben mesela şeye gittim, bir tane videom var. Burun kıllarımı, kulak kıllarımı aldırmak için epilasyon yapan bir güzellik merkezine gittim. Kadına sordum, dedim erkekler geliyor mu? Vallahi dedim, benim ilk müşterim sizsiniz erkek olarak. Dedim nasıl ya dedim, aldırmıyorlar mı? Yok dedi, aldırmıyorlar. Çok güzel bir konuya değindim. Yani nasıl bakıyorlar mükemmel böyle? Mükemmel bir şey. Şöyle anlatayım. Bilir misiniz, bizim Türkiye 7 bölgeden oluşuyor. Şimdi bir Güneydoğu Anadolu bölgesiyle bir Akdeniz bölgesi, evet. Yahut da Ege kısmı falan, yaşam tarzlarımız farklı. Evet. Bizim bulunduğumuz Severodvinsk-Obus bölgesi adı altında biraz İç Anadolu bölgesine, yani bir eski alışkanlıklar devam ettiği için insanlar burada kendilerine saç bakımı yahut da cilt bakımı, yüz bakımı şeyler, bunlar gülüş gibi, hani gülüyorlar. Ha, erkek bunu yapar erkek, mı? Erkek böyle erkek düşünmüyor. Yani abi burada, 15 yıl evvel Türk erkeği de öyleydi. Biz değiştirmeye çalışıyoruz, bunu kırmaya çalışıyoruz. Anlıyorum. Yani, zaten bu kırılırdı ama ben sana söyleyeyim, devam ettikçe o ondan görecek, o ondan görecek, kırılacak mı büyük ihtimalle? Ya işte bu aynı işte arkadaşa bizi öneriyor öyle. Mesela ben gittim Ömer'in yanında, bana bunu yaptılar, çok hoşuma gitti diyor. Zaten burada Rusça yazmışım, her şey dahil 500 ruble. Sekulüçüne burada da geçerli, evet. Antalya gibi. Her şey dahil, evet. Al kulüzüm diyorlar. Ocak ayında başlattım kampanyamı. 3 tane salonumuz olduğu için ortalama 10 tane ustayız. Herkesin bir bu pandemiden şeyi evet. Toparlamaya çalışıyorum. Senin meslektaşların şu anda Türkiye'de oturuyor. Kapalılar. Mart'ta falan açıldı diye biliyorum ama. Ya cumartesi pazar herkes evde oturuyor sonuçta. Berberin evet. İş zamanı cumartesi pazardır. Evet abi. Yani biraz çok... Burada nasıl geçti pandemi sürecinde? Burada açıktık. Açıktınız. Biz hiç kapatmadık. Sadece bir kanun çıktı. Dediler ki tek giriş kapılar. Hı-hı. Yani ayrı dükkan olacak. Evet. Pasaj gibi olmayacak. Anladım. Ya da AVM merkezin içinde olmayacak. Tek giriş. Anlıyorum. Çalıştık yani abi. Bir sıkıntımız yoktu. Böyle ekstrem bir olay geldi mi başına? Yani ya çok enteresandı abi bu. Anlatmak istiyorum. Yok böyle bir şey. Yaşamadım hayatımda dediğin. Müşteri bazında. Genelde kendim yönlendiriyorum. İlk başlarda Rusça bilmediğim zaman çok zorluklar çektim. Ha, ona da değin ya. Ben gerçekten şimdi bana yazan kuaför arkadaşlar oluyor, aşçı arkadaşlar oluyor. Evet. Şimdi bu meslek dalları iletişimle alakalı. Yani karşındakini anlamak zorundasın. Kesinlikle. Onun isteği. Ya aşçıya yemek yaptıracak. Adam diyecek işte şunu istiyorum, şu tatlı olsun. Adam bunu bilmediği zaman sanatını icra edemiyor. Sen de öyle. Kesinlikle. Bir şey söyleyeyim mi? Bir ülkeye giderse bir milletimiz, bir halkımız, herhangi bir ülke, önce oranın kültürünü bilmesi lazım. Ben buraya normal geldiğimde zaten bir ustaydım. Ben baktım ki bunlara göre ben usta değilim. Çünkü sıfırsın. Sıfırım. Bu insanlar tamamen çok farklı yaşadıkları için kendimi onlara göre endeksledim. Hep sorarım, nasıl tıraş olmak istersiniz? Bu. Yani bu aşçı da herhalde şunu sorar, nasıl yemek istersiniz? Bu. Yani çünkü aşçı baharatlı sevebilir, acı sevebilir ama bu insanlar bunlardan uzak olduğu için evet. Kaybeder.
Evet arkadaşlar, şöyle güzel yani bitirdi tıraşımızı. Şimdi ağdamıza falan geçecek Ömer. Sağ olsun. Bakın şekil bu. Bir düzeltme yaptım açıkçası çünkü bayağı bozulmuştu yani. Eksiğimiz varsa düzeltelim. Ağdan kalitelidir inşallah. Bizim Türkiye'deki dandik ağdalar gibi değildir. Yani malzeme ustanın aynasıdır. Ne kadar kaliteli olursa müşteri kadar kaliteli olur. Nasıl bir ağda kullanıyorsun sen? Yani benim ağdan burada sıkın alıyorum. Türkiye'den falan getirmiyorum ağdayı. İtalya Vax adı. Tomurcuk halinde satılıyor. Tane tane. Yalnız hissettim bak. Ya Türkiye'deki arkadaşlar yanlış anlamasın. Tabii ki her yerde aynı ağda kullanılmıyordur ama ben Türkiye'de bir yere gittim. Abi adam bal mumu gibi bir şey sürdü ya. Kalın. Çok iğrençti. Ve bir hafta sonra kıllar gene fışkırmaya başladı yerinden. Yani normalde bir ay tutması lazım. Çok yoğun kıl olduğu için ben bu şekilde böyle büyük bir ağda yapıştırıyorum. Özellikle yaptım senin için. Normalde tek takıyorum. Evet. Normalde eldivenle çalışıyorum. Eldiven takıp çalışıyorum. Genelde bizi eleştirirler de. Ben sevmiyorum falan. Eldivenle çalışanları. Haşır haşır rahatsız ediyor beni. Anlıyorum. Bizim takmamız lazım. Normalde. Evet. Normalde takıp çalışıyorum. Bilmiyorum, bugün biraz bir ellerimde terleme var. Ben, rahatsız ediyor. Ben onu şey yapmıyorum. Pek fazla takmıyorum. Hani eleştiren olabilir ama tabii dediğim gibi mesela. Eldivenle kuaför çalışırken mesela kozmetolog yani güzellik uzmanına ağda yaptırmıştım. Eldivenle çalıştı, dedim ki ya dedim bir dahaki sefere çıkarır mısınız? Niye dedi? Dedim çok rahatsız oluyorum kulağımda çalışırken falan. Tamam dedi, uyarırsanız çıkartırım. Yani sonra demesinler hani hijyenik değil, temiz değil falan. Bu biraz da müşterinin sana olan güveniyle de alakalı galiba. Devamlı müşterilerimiz olduğu için artık bize birbirimize bakış açılarımız artık eskisi gibi değil gerçekten. Evet. Bir de şöyle söyleyeyim, zaten berber adam temiz olmalı. Giyimiyle, yani. Bakımıyla, kokusuyla. Sadece eldivenlikle temizlik olmuyor. Öyle. Malzemeler çok önemli, bakımı. Yani birçok teknik, tek çekimlik hepsini alıyor yani. Hiç. Mis. Ulan birkaç nasıl değiştiriyor adamı ya? Yani. İnsan evladı Cem Kıran. Ömer'cim çok teşekkür ederim. Çok uğraştın gerçekten. Ne yaptın abi? Ne demek ne yaptın? Tabii işin ama çok da güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Nasıl arkadaşlar? Piyasa yapar mıyız bu saçta? Güzel oldu, güzel. İsterim daha iyi yerlere gelmesini saçını. Ya tabii zamanla olacak şeyler ama. Bir temel attım. Benim bundan... o kadar zamanım yok. Temelimizi attık. Tertemiz oldu. Of, ayna gibi oldum arkadaşlar. Ayna. Sevgili dostlar, Yekaterinburg'a geldiğinizde Ömer'i gerçekten ziyaret edin. Ben çok memnun kaldım arkadaşımın muamelesinden. Ulan muamele dedim. Biliyor musun? Şey, yanlış anlayacaklar. Benim logomu görmüş mü? Bu benim. Evet. Öyle mi? Bu benim yüzüm. Harbiden de benziyor. Evet, çok güzel olmuş. Benim adım. Ömer benim adım. Allah'tan şey değil. Berber Shop değil. Diyecektim. Altta yazmış anasını satayım Berber Shop diye. Ben tescil ettim logoyu. Öyle mi? Evet, hepsi benim adım. Çok güzel. Kuşun da çok güzelmiş. Evet. Kuşum Ömer. Berber kuşum Ömer. Kuşum Ömer. Topağın çok güzel. Gitsene yakına. Isınıyor mu? Biraz kendini korumaya alabilir. Evet, tamam. Bir şey yapmayacağım. Tamam. Güzellik. Neyse sevgili arkadaşlar. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın. Daha sonra da sevgili dostlar videoyu beğenmeyi, aynı zamanda abone olmayı ve yorumlarda Ömer'e de selam söylemeyi unutmayın. Mersin'e söyleyeceğim bir şey var mı? Mersin çok özledi. Mersin'i özlemiş, biz de Türkiye'yi özledik. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka.